Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, pratik bir tarifim var. Bugün sizlere gelin çantası tarifimi paylaşmak istiyorum. Gelin çantası için 2 paket krem şanti kullanacağım ve 1,5 su bardağı süt kullanacağım. İlk olarak sevgili arkadaşlar, kreması ile başlamak istiyorum. Kreması için 2 paket krem şanti kullanıyorum. Siz dilerseniz krem şanti yerine muhallebi yapıp içine sürebilirsiniz. Ben krem şantiyi çok sevdiğim için krem şanti kullanmak istedim. 1,5 su bardağı sütüm ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp buzdolabına kaldırıyorum dinlenmesi için. İsterseniz bir paket krem şanti de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamı kabımın içerisine alıyorum. Bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker ve yumurtamı güzelce çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Dört yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı süt. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Evet, sıra geldi. Unumu ekliyorum. Bir su bardağı un kullanıyorum. Evet, kek harcım hazır. Şimdi pişme aşamasına geçiyorum. Tavamı ocağıma aldım ve ısınmasını bekliyorum. Tavam ısındı. Şimdi pankeklerimizi yapmaya geçiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı olacak kadar tavamı aldım. Kısık ateşte ağır ağır göz göz olana kadar pişiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, pankekim pişti. Sadece tek yüzünü pişiriyoruz. Tavadan alıp tabağıma alıyorum. Üzerine poşet geçirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yoksa pankeklerimiz kuruyabilir. Yumuşak kalması için içine poşet geçiriyorum. Hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde fazla yakmadan tavamdan alıyorum.
Evet sevgili arkadaşlar, pankeklerim çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Pişirdikten sonra içine poşet geçirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Pankeklerimiz kuruyabilir, görüntüsü pek hoş olmayabilir. Ben kullandığım malzemelerden toplam 35 adet çıkarttım. Evet, şimdi kremasını içine sürüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, hazırlamış olduğum krem şantimden içine sürüyorum. Bir bıçak yardımıyla veya sıkma torbası olabilir. Şöyle hafiften bastırıyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. Fazla olan kısmını alabilirsiniz arkadaşlar. Krem şantiden. İnanın çok pratik bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, gelin çantamın servisi hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görüntüsü oldu. Kesinlikle denemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizler için tadına bakmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, gerçekten çok güzel olmuş, pamuk gibi. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Videomun altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.